Aşkım, canım. Kaç ay oldu görüşmeyeli ya, ha? Volkan Bey, Murat Bey'i tanıyorsunuz değil mi? Murat Cemcir, nasılsın sen? İyi, hamdolsun. Nasıl yapıyoruz? Önce görüntü mü alalım yoksa direkt röportaja mı geçelim? Işık kaçmadan diyorum, röportajı alalım değil mi Murat Bey? Tabii tabii. Işık kaçmazsa dağda bayırda gezdireceğiz seni. Görüntünü alacağız. Allah'tan girmişim bu yudum yudum Anadolu işine. Yoksa nasıl keşfedebilirdim Anadolu'mu? Bak sana bazı resimler göstereyim. Tablo gibi Anadolu. Güneş böyle mi batar ya? Bakar mısın? Güneş böyle mi doğar? Maviyle kırmızının dansı sanki. Böyle ne yapacaksın biliyor musun? Alacaksın kız arkadaşını, dolayacaksın kolunu boynuna. Uzanacaksın çayıra, manzarayı seyredeceksin. Başka da bir şey yapmayacaksın. Yapma zaten ya. Hem soğuktur hem de oralar biraz muhafazakar ya. Adamı bir döverler, pir döverler. Seni düşündüğüm için söylüyorum. Sonuçta halk kahramanısın. Tamam, biz de hemen gidelim yapalım demiyoruz. Misal yani. Ama Anadolu insanı insan sarrafıdır. Seni bir kere sevdiler mi, kabul ettiler mi, 40 yıllık dostları, kardeşleri olursun. Öyle değil, öyle değil. Anadolu insanı çok delikanlıdır ya. Yalnız sen kızı arayacaksın, dağa bayır götüreceksin. Güneş batıyor ayağına, kıza elense çekeceksin. Yemezler aga, yedirmezler aga. Aa, neresi burası? Çok güzelmiş burası. Anadolu aşkım. Ayrıca neresi olduğunun benim için hiçbir ehemmiyeti yok. İster Trabzon, ister Giresun, ister Rize. Senin navigasyon bayağı iyiymiş ya. Acıyorum size bazen. Acıyorum size. Bu büyük şehirde yaşıyorsunuz. Trafik, felç, egzoz, curcuna, kaos, GDO, OGS, SGK, KDV, KGS. Boğuluyorsunuz, farkında değilsiniz. Bak. Artık röportaja konuşsak biraz. Tabii tabii. Aşkın sen istersen arabadan soruları getir, hemen bitsin. Biz bu arada Volkan Bey'le röportajın ayrıntılarını konuşalım. Tamam. Tamam. Bir dakika ya, bir dakika. Ne notu, ne soruları? Doğaç girişelim. Alışığım ben, sorun olmaz. Yok ya, bizim yapımcının istediği bazı standart sorular var. Onları kesin sormam lazım. Yoksa benim de doğaçlamam gayet iyidir. Mehmet! Hazır değil miyiz oğlum hala? Gidiyor, gidiyor. Güneş gidiyor. 2 dakika hazır abi. Yerlerimize geçsek artık. Bir dakika, hemen geçmek olmaz. Nerede benim öpücüğüm? Ne? Öpücük mü? Ya Muratçım, biz beraber çalışırken aşkın her çekimden önce bana bir öpücük verirdi. Şans için. Ağızdan mı? Kardeş, biz belgesel çekiyoruz. Sen bizi yanlış anladın galiba. Ha? Bak işler burada. Hop, hop, hop. Beni ilgilendirmez. Öpücük yoksa röportaj da yok. Uğurum o benim. Ama Volkan Bey yani ekibin önünde... Bana ne, bana ne? Bekliyorum. Tamam. Başlayalım o zaman. Motor! Motor, motor. Pek çoğumuz onu dağ tepe gezmeleriyle ve gezdiği yerlerde keşfettiği yerel lezzetlerle tanıdık. Kendisi bir gezgin, bir araştırmacı, bir kültür uzmanı ve aynı zamanda sunucu. Bu haftaki mesleklerimizden bir tanesi de belki de en önemlisi olan sunuculuk. Sunucumuzsa ve karşınızda Volkan Atçıl. Öyle başlıyor değil mi program? Tam olarak şöyle, ve karşınızda diyorsun, sonra küçük bir es veriyorsun. Volkan Atçıl. Ve karşınızda Volkan Atçıl. Çok güzel. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Muratcığım. İstanbul'a yeni geldiğinizi ve çekim için hemen geri döneceğinizi biliyorum. Çok yoğun çalışıyoruz Muratcığım. Anadolu tam bir arkeoloji cenneti. Neresini eşelesen içinden bambaşka zenginlikler çıkıyor. Anadolu'nun işte yemek kültürünü araştırıyorsunuz. Bir bakıma öyle. Tarih yazıcılığı bizimkisi. 50-60 yıldır yapılmayan yemeklerin tariflerine ulaşıyoruz. Artık yemek yapmayan anneanneler, babaanneler, nineler o eski tariflerini hatırlıyorlar ve o eşsiz lezzetleri yeniden kazanıyoruz. Tabii konumuz sunuculuk ama ben daha başka bir şey merak ediyorum. O yüzden onunla ilgili konuşmak istiyorum. Anadolu'nun böyle her tarafını gezdiniz mi ekip olarak? Kar kış demeden Anadolu'yu karış karış gezdik Muratcığım. Hı. Sırf merakımdan soruyorum. Yemek tariflerini aldığınız teyzelerin tariflerinin ülke televizyonlarında telifsiz yayınlanacağını kabul ettiklerine dair bir evrak, bir yazı aldınız mı? Yani genelde anonim lezzetler olduğu için... Tamam. Kendi merakımdan soruyorum. Konumuz tabii sunuculuk olduğu için onunla ilgili konuşalım istiyorum böyle. Bildiğim kadarıyla bu programı 3 yıldır yapıyorsun. 200. bölüme geliyoruz Muratcığım. Peki böyle ne bileyim sinema filmi, dizi film teklifleri falan geliyor mu? Bildiğim kadarıyla senin esas mesleğin oyunculuk. Geldi tabii ama insanın içine sinen bir işte olması bambaşka bir duygu. Yani tabii belgesel sunuculuğu yaptığın için oyunculuğu kullanacağın yerlerde oluyordur mutlaka. Ne bileyim mesela sana sunulan yemek hoşuna gitmedi. O zaman ne yapıyorsun? İğrenç bir şey geldi böyle önüne. Ne yapıyorsun yani? Anadolu o kadar zengin ki iğrenç diyebileceğim hiçbir yemekle karşılaşmadım Muratcığım. Ne diyebileceğim bir yemekle karşılaştın? Nasıl yani? Yani kayıt bitti, kamerayı kapattınız, iğrenç bulduğun yemeklerle ilgili bir jargon geliştirmişsinizdir. Tırt, nimet ama cort gibi. Yani... Sen yoksa kendin mi yiyorsun sadece ya? Ekibe yedirmiyor musun? Yok da... Murat Bey, ne yapıyorsunuz? İşimi yapıyorum aşkım hanım. Niye kestik kesmeseydin? Yok, hepsinin cevabı var da birden beklemediğim yerden sordu. Kontrpiyede kaldım. Murat Bey, şöyle bir gelir misiniz? Bir saniye. Yapma diyorum sana, yapma diyorum. Ya Allah Allah, bir şey yaptığım yok. Ben sadece halkımızın kafasında birikmiş sorunlara tercüman oluyorum. Tamam, üstüne gidiyorsun. Bu akşam ne yapıyorsun? Dersim var, sonra buluşalım mı? Derse gelin. Anlaştık. Pardon ya, çok özür dilerim gerçekten bak. Ben hani sen doğaçlaman iyi deyince böyle hani komedi çıkartırız diye daldım yani. Sen de zorlanıyorsan kestik desene ya. Allah Allah. Canlı yayın değil ki bu şaşkın. Tamam. Ne yapalım o zaman? Baştan alalım hadi. Hı hı. Ne kadar da tatlı, bir o kadar farklı.